İnsan boyunda bir kuş, bir yaratık, bir şey, bir canavar. Devasa, tüylü bir kuş. O, fırtınalarda araba kovalıyor. ...1966'da birçok yerel gazetenin manşeti bunları yazıyordu. Fitili iki genç çift yaktı ve ateş bütün ülkeyi sardı. Yıllar sonra da dünyaya yayıldı. Yarım asır geriye gidiyoruz. 1960'ların Amerika'sında yaşayan insanların şahit olduğu en ilginç olaylardan birisinin yaşandığı yere Point Pleasant'a. Kasım 1966'da polislere ilginç bir ihbar geldi. Araçlarıyla seyir halindeki iki genç çift, farların aydınlattığı parlak kırmızı gözlü büyük gri bir yaratık görmüşlerdi. Gördükleri yer şehir dışında bulunan 2. Dünya Savaşı sırasında mühimmat fabrikası olarak kullanılan bir sahaydı. Çiftin dediğine göre bu şey 3 metrelik kanat açıklığına sahip uçan bir adamdı. Bu şey inanılmaz derecede hızlıydı. Belki de saatte 150 kilometre. Hızını biliyorlardı. Çünkü onu kasabanın dışındaki tarlaların olduğu alana kadar kovalamışlardı. Bu ihbardan sadece 3 gün önce Batı Virginia'daki mezarlıkta çalışan bir grup mezarcı polisi aramış ve benzer şeyler söylemişti. Başımızın üzerinde kocaman bir şey yükseldi. Yukarıya baktık ve onun ağaçtan ağaca hareket ettiğini gördük. O kahverengi bir insandı. Bu ifadeler polisin pek ilgisini çekmemişti. Ancak aynı sözleri 3 gün sonra arabadaki çiftten duyduklarında olayın ciddiyetini anladılar. Devam eden günlerde başka insanlar da aynı yaratığı görmeye devam ettiler. Mesela bir itfaiyeci onun için kırmızı gözlü büyük bir kuş demişti. 16 Kasım 1966'da bir gazete ilk kez ondan söz etti. Çiftler insan boyunda devasa bir kuş gördüler. Bir yaratık, bilmediğimiz bir şey. Yerel bir gazeteye konuşan tanıklardan birisi, "Bunun ne kadar saçma geldiğinin farkındayım ama inanın bu benim hayal gücümün bir ürünü değil. Eğer onu bir tek ben görmüş olsaydım emin olun hiç kimse ondan bahsetmezdi. Onu 4 kişi gördük. Dördümüz de aynı şeyi aynı şekilde gördük." O yıllarda bir editör bu tuhaf yaratığa oldukça ilginç bir isim taktı. Güve Adam. O dönemlerde Batman çok meşhurdu. Tıpkı bu yaratık gibi kanatları vardı. Ancak halk ona Batman demek istemiyordu. Editör sahneye çıktı ve ona Güve Adam ismini yapıştırdı. İlk zamanlarda basın da şüpheciydi. Ona Güve Adam demeden önce bir kuş ya da gizemli bir yaratık diyorlardı. Onu görenlerin sayısı giderek arttıkça ki ilk ihbardan sadece 3 gün sonra 8 kişinin daha onu gördüğü söyleniyor. İşin rengi değişti ve gazeteler olayın üzerine gidip bu fırsatı tepmediler. Güve Adam'ın çıkış yeri Point Pleasant'ı. Ancak bu kentteki ürkütücü olaylar Güve Adam'la sınırlı değildi. Kent, parçalanmış köpekler, UFO'lar ve başka bir takım korkunç efsanelerle adeta örülmüş durumdaydı. Güve Adam miti işte böyle başladı. Bir göz yanılsaması mıydı? Bir proje miydi? Yoksa yerel halkın inandığı üzere bir zamanlar nükleer silahların test edildiği çok gizli bir hükümet tesisinde yaşayan bizden saklanan karanlık bir gerçek miydi? 15 Aralık 1967, Gümüş Köprü. Gümüş Köprü o tarihlerde neredeyse 40 yılı devirmişti. Ancak 67'nin son günlerinde trafiğin yoğun olduğu bir saatte üstündeki yüzlerce araçla birlikte çöktü. Bu felaket 46 insanı hayattan kopardı. O sırada köprüden geçen iki insan asla bulunamadı. Raporlar köprünün başlangıçta çok daha ağır yükler taşıdığını ancak daha sonra bakımına özen gösterilmediğini ortaya çıkardı. Diğer yandan köprünün açıldığı ilk dönemlerde araçlar çok daha hafifti. 1967'deki bir araç 1928'deki bir aracın neredeyse 3 katı daha ağırdı. Ve de 1928'deki trafik 1967'deki ile karşılaştırılamayacak kadar azdı. Enkaz parçaları incelendiğinde çöküşün askı zincirindeki bir parçadan kaynaklandığı anlaşıldı. Mühendisler bu yapıya hayat verdiklerinde olası felaket senaryoları üzerinde pek durmamışlardı. Köprü çok az destek parçası içeriyordu. Yani tek bir parçası bile kırıldığında diğer kısımların etkilenmesini önleyecek hiçbir önlem almamışlardı.
Ancak yazar John Keel bu yıkımı esrarengiz yaratığa bağlamış, hatta bir de bu konu hakkında kitap çıkartıp olayın seyrini değiştirmişti. Yazar, yaratığın köprü yıkıldıktan sonra bir daha hiçbir zaman görülmediğini yazmıştı. Gerçekten de polisler köprü yıkıldıktan sonra yaratığa dair hiçbir ipar almamışlardı. Mattman, yani güve adam, 15 Aralık tarihinden sonra sırra kadem bastı. Şerif George Johnson, onun alışılmadık derecede büyük bir balıkçıl olduğunu düşünüyordu. Müteahhit Newell Partridge, şerifin yanına gelip yakınlardaki bir bölgede yürüdüğü esnada ilginç bir şey gördüğünü, el fenerini ona doğru tuttuğu esnada gözlerinin bisiklet reflektörü gibi parladığını anlatmıştı. Newell'a göre yakın bir zaman önce kaybolan çoban köpeği bu yaratık tarafından kaçırılmıştı. Araştırmacı muhabir Mary Heyer, güve adam konusuna çok fazla mürekkep ayırmıştı. Durmadan yazıyor, tanıklarla konuşuyordu. Mary, bir gece aniden hayatını kaybetti. Mary sağlıklıydı. Onu hayattan koparan şey, bazılarına göre üstüne çok fazla düştüğü güve adamdı. Virginia Üniversitesi'nden vahşi yaşam biyoloğu Robert Smith, basına bir açıklama mektubu gönderdi ve şunları aktardı. Birçok tanığın ifadesini okudum. Ortalıkta hem gerçekliğe dayanan bilgiler hem de birçok safsata var. Benim tahminim bu yaratığın Kanada turnası olduğu yönünde. Çünkü bunlar devasa kuşlar. Kanat açıklıkları 200 cm, yani 2 metre. Aktarılan bilgiler bu kuşla örtüşüyor. Kanada turnasının göz çevresinde kırmızımsı daireler var. Eğer bazıları göç yolunun dışına çıktıysa insanların yaşadığı yere inmiş olabilir. Ve belki de çok büyük bir Kanada turnasıyla karşı karşıya olabiliriz. Mesela 6-7 metre kanat açıklığı olan devasa bir kuşla. Bir kuş olması çok muhtemeldi. Anlatılanlar belki de insanların abartmasıydı. İnsanlar onun bir dev ya da mutasyona uğramış bir baykuş olduğunu bile düşünüyorlardı. Baykuşlar gece kuşlarıdır. Çok ufak oldukları için beklenilenden çok daha geniş kanat açıklığına sahiptirler ve ışığa yakalandıklarında gözleri kırmızı renkte parlar. Büyük bir baykuş bir gece birkaç sakini korkutmuş ve bu efsaneyi yaratmış olabilir. Belki de asıl suçlu kitlesel hisleridir. Bu fenomen, bir grup sinir sistemindeki bilinçsiz bir tepkiye neden olan bir rahatsızlık yaşandığında ortaya çıkıyor. Bölgede kaydedilen bu tip birçok vaka var. Birisi açıklanamaz bir olay yaşar, diğer insanları anlatır ve bir süre sonra birkaç insan anlatılanları yaşadığını düşünür. Bu böyle artarak devam eder. Normal, psikolojik bir tepkidir. Point Pleasant'ın önde gelen isimlerinden Hilda Austin ise bölge halkı hakkında ağır bir ithamda bulunmuştu. Bölgedeki insanlar yasaklı madde kullanıyor. Bütün mesele de bundan kaynaklanıyor. Olayın bir de Amerika yerlileri tarafı vardı. Mesela yazar Lauren, Ohio Nehri Vadisi'nde bu tür bir irfan tarihi olduğunu söylüyordu. Bölgenin sahibi Kızılderili kabileleri bu tür canavarların başrolde olduğu birçok hikaye geçmişine sahipti. Lauren Coleman, birçok insan güve adamla dalga geçiyor. Ancak yerli halkın birçoğu onları biliyor. Onlara uçuk ya da büyük kafalar diyorlar. Bunlar tıpkı güve adam gibi kocaman kırmızı gözleri olan başsız yaratıklar. Olayın belgeselini çekmesi için görevlendirilen David Grabius, yerel halkla konuşmaya gittiğinde onlara inanmamış, hatta anlatılanları gülünç bulmuştu. Ancak aynı şeyleri söyleyen insan sayısı arttıkça David'in ruh hali değişmiş ve artık korkmaya başlamıştı. Konuştuğum insan sayısı arttıkça içim daha da tuhaflaştı. İnsanlar çok inandırıcıydı. Artık eminim, onlar gerçekten de garip bir şey görmüştü. Araştırmacı yazar Jan Harald Bromont, raporlara göre en az 100 insanın güve adamı gördüğünü belirtmişti. Askeri bir alanın, yani eski nükleer tesisin onun evi olduğunu düşünen milyonlar vardı. Bazıları onun nükleer sığınaklardaki toksik madde sıntılarına etkilenen yabani bir hayvan olduğu konusunda neredeyse emindi. Ancak yazılı kaynaklara baktığımızda bunların çocuk kitaplarından veya sansasyonelleştirilmiş ve belgesel hesaplardan ortaya çıktığını görüyoruz. Hatta bazı hikayelerde bu şeyin gençlerin arabasına saldırdığı iddia ediliyor. Ama bana göre bu halkın korkusunu tetiklemek için
bir takım gerçeklikle yoğrulmuş bir hayal ürünü. Ohio ve Kanawha nehirlerinin kesiştiği noktada yaşayan çiftçiler, bu canavarın kasabalarına yaklaşmakta olan felaketi önceden haber verdiğini söylemişlerdi. O felaket, meşhur Gümüş Köprü'nün çökmesiydi. Onun sahneye çıkışı sadece Birleşik Devletler'de olmamıştı. Bazı komplo teorisyenleri onun Çernobil'de olduğuna ya da 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptığına bile inanıyor. Söz konusu Amerika olduğunda bu tür hikayelerin sündürüldüğü, içine çok fazla yalanın eklendiği bilinen bir gerçek. İkinci Dünya Savaşı'na katılan birçok asker, savaş sonrası inanılmaz hikayeler anlatmış, daha sonra bunu kitap haline getirip kazanç elde etmişti. Elbette Güve Adam'ın hikayesi de es geçilmedi. Hakkında tiyatro oyunları ve kitaplar yazıldı, filmler çekildi. Yarı insan, yarı güve melezi çok ilgi çekiciydi. Zaten bölgenin sakinleri de bu hikayeden kaçmak yerine ona kucak açmış ve çözülmesi için uğraşmışlardı. Hatta kasaba küçük geldiği için filmin başka bir yerde çekildiğini öğrendiklerinde üzülmüşlerdi. Yıllar sonra ortaya Güve Adam tarikatı çıktı. Bu gizemli tarikat ateşli tapınmalar, sayısız ritüeller yaptı. Hatta Appalach'ın her yerinde çok sayıda gizli tapınak kurdular. İlginçtir, nükleer katliamda bu yaratığın ufukta belirip kozmik bilgileriyle onlara yardım edeceğini, gökten yağacak olan nükleer ateşten onları koruyacağını düşünüyorlardı. Yazar John Keel, kitabında yerlerin köprünün çökeceğini bildiğini, bunu Güve Adam'ın söylediğini yazmıştı. İnsanlık olarak gizemi seviyoruz. Her şey normal seyrinde ilerlediğinde bile bir gizem yaratıp bunu yaymakta üstümüz yok. Bana göre bir efsaneydi. Dönem dönem ortaya çıktı, dönem dönem yok oldu ve dönem dönem yeniden gündeme geldi. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.